Merhaba arkadaşlar. Bugün size Black & Decker ve de Einhell neyse tilki kuyruğu ya da budama testeresi tanıtımı yapacağım. Bunların ikisini de en az 6 ay kullandım. Öyle uydurma bir video değil arkadaşlar. Ürünlere bakarsak ikisi de 18 volt. Elimdeki iki pil de 1,5 amper saatlik. Şimdi aradaki farklara bir bakalım mekanik olarak. İkisi de gördüğünüz gibi tilki kuyruğu. Black & Decker biraz daha hacimli ve de birazcık daha ağır ve de bence biraz daha güçlü. İkisi de aynı standart testereleri kullanıyor. Aküler Black & Decker'da aküleri yine Black & Decker cihazlarla uyumlu. Einhell'de aynı şekilde uyumlu. Şurada yazıyor işte One for All. Şimdi kullanım açısından nasıl fark ettiriyor? Bizzat bir tahtayı kesip de size göstereceğim. Akülere gelince aküler çok önemli arkadaşlar. Black & Decker'ın aküleri oldukça yavaş şarj oluyor. Einhell'e göre. Yani Black & Decker'ı bir kere şarj edene kadar Einhell'i belki de iki defa şarj edebiliyorum. Benim için çok önemliydi. İki tane aküm var. Yani hiç kesintisiz neredeyse kullanabiliyorum. Black & Decker'de ise ara vermek zorunda kalıyorum. Tabii ki bundan da iki tane, üç tane alırsınız. Aynı şekilde hiç kesintisiz kullanabilirsiniz. Ağırlık olarak neredeyse aynılar ama sanki Black & Decker biraz daha ağır arkadaşlar. Yani tek elle kullanımda hangisi daha rahat derseniz ikisi de birbirinden çok farkı yok. Boştan. Şimdi burada önemli bir farkı göreceksiniz. Einhell'de şurada bir küçük bir şey var. Buna sağdan ya da soldan basmanız gerekiyor. Biraz sıkıntı aslında ama güvenlik için yapmışlar. O sizin tercihiniz. Şimdi gördüğünüz gibi yavaş çalışıyor gibi geliyor değil mi? Black & Decker'a bakalım. Çok dinamik. Aslında Einhell'de yine böyle hızlı çalışıyor ama UK bunun içinde bir bilgisayarlı bir şey var galiba. UK bindiği zaman hızlanıyor arkadaşlar. Şimdi ben demosunu yapacağım bunun. Siz de kendiniz göreceksiniz. Şimdi şurada bir basit bir ağaç tahta parçası var. Bir keseceğim şunu. Öncelikle kullanırken buraya bir yanaştırmanız gerekiyor arkadaşlar ki şey yapmasın. Şu Black & Decker'ın çalışma tarzı. Einhell'de şurada bir şey var. Dal tutucu denen bir şey var. Bunu çıkarabiliyorsunuz. Şuradan mandalı var. Şuraya mandala basıyoruz ve de çekiyoruz. Geliyor. Bu şekilde de kullanabilirsiniz aynı şekilde. Şimdi bakın bunun çalışma şeyi farklı. Yavaş çalışıyor gördünüz mü? Yüke binince hızlanıyor arkadaşlar. Güvenlik için yapmışlar. Fena değil. Ama zaten yani biraz bence abartmışlar. Özellikle şu tuş olayı biraz canımı sıkıyor. Yani çok rahat gelmiyor bana. Aslında ilk kullanım olarak ilk ağacın üzerine koyarken bence Black & Decker daha güçlü arkadaşlar. Kendinizi ayarlıyorsunuz. Ve de bakın ne oldu. Black & Decker biraz daha ağır yükler için daha iyi gibi arkadaşlar. Sanki bana öyle geliyor. Şu Einhell'de şu dal tutucu dediğimiz şey var demiştim. Bu ilk başta biraz tuhaf geldi. Ancak ağacın tepesinde bu yıl bayağı bir zeytin budadım. Zeytin budarken arkadaşlar uzanıyorsunuz böyle ağaca ve de şunu üzerine oturtuyorsunuz. Şuraya dalı oturtuyoruz. Ve de bu çok rahat kesiyor dalı. Birazcık bir alıştıktan sonra arkadaşlar şu Einhell tek elle kullanımlarda daha iyi. Ama biraz daha ben buna dal budamak değil de ağaç budamak için ya da ne bileyim küçük bir tester olarak kullanacağım diyorsanız o zaman bence Black & Decker daha güçlü. Şurada bunun da bir kendince bir kilidi var açıkçası. Hiç kullanmadım ama şu
Şu kilit tasarımı Black & Decker'da daha iyi. Einhell biraz sıkıntı. Keşke bunda da şöyle bir kilitliyor olabilseydim. Belki de bendeki bozuk geldi, onu da bilmiyorum. Sonuçta ben birisini satmaya karar verdim. Hangisini satmaya karar verdim? Tahmin edin. Black & Decker'ı. Neden? Çünkü aküleri yavaş şarj oluyor. Einhell çok hızlı şarj olduğu için, belki iki katı hızlı şarj oluyor. O kadar fark var aralarında. Einhell'le iki aküyle kesintisiz çalışabilirim. Aynı şekilde Black & Decker'la çalışmak istiyorsam bana en az 3 tane akü ve de 2 tane de şarj cihazı lazım ki aynı anda 2 tanesini şarj edebileyim birisini kullanırken. Benim şahsi yorumum bu. Kendinize iyi bakın. Emekli mühendisten benceler. Uyarsa.